Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı da başlamak üzere, hatta kürsüye çıktı ve katılımcılara el sallıyor. Hemen salona dönelim ve sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet, birazdan bu kürsüde olacak ve de konuşmasını gerçekleştirecek. Şimdi evet, orada bir yavrucak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşturuldu. Gençlik buluşmasının en küçük üyesi sanırım. İşte gençler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan onu sevdi ve ardından da tekrar ailesine teslim etti gördüğüm kadarıyla. Tayyip Erdoğan! Evet, coşkulu bir kalabalık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'daki gençlik buluşmasında karşılıyor. O da oradaki gençleri selamlıyor. Şu an itibariyle bütün buluşmalar önemli ama gençlik olunca tabii ki oradaki heyecan da, hareket de, adrenalin de yüksek oluyor haliyle bugün burada olduğu gibi. Recep Tayyip Erdoğan! Açımızsın sen de bizim. Başımız dik, alnımız ak, ak gençleriyiz biz her bir ilim. Gençliğin yanında, Türkiye'yiz yanında. Her yerde, her sokakta ak gençlik. Bir lider var yanımızda, inandığımız yolda. Baş koyduk damamıza ak gençlik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan anons yapan görevliyi yanına çağırdı. Ona bir şeyler söyledi. Bakalım devamında neler olacak? Selamlama devam ediyor. Ankara'da gençlik için hemen şimdi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte salondaki coşku yükseldi. O da o coşkuya, o heyecana karşılık veriyor. Bir yandan da bu seçim döneminde çok fazla müzik duymadık. Şimdi o yüzden de yeni yeni bu buluşmalardaki müziğe de kulak vererek açıkçası ilerlemeye çalıştık. Cumhurbaşkanı artık kürsüde. Öyle delikanlım, ah söyle bin yıllık hilali. Yeniden kuralım biz seninle Kuvayi Milliye'yi. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı hedeflemiş, o yolda nice engellerle karşılaşmış bir Türkiye. Vurulmak istenen prangaları kabul etmeyen, gönlünde Türkiye yüzyılı ateşi yanan bir lider. İstiklali ve istikbalini canından evla bilen bir gençlik. Yollarımız kesişti, kaderimiz bir, mücadelemiz ortak. Gençlik yıllarının heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığıyla Türkiye hizmetkarı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüyoruz. Dün binbir zorlukla mücadele ederken nasıl yanında dimdik durduysak, bugün Türkiye yüzyılını inşa ederken de buradayız. O gün 28 Şubat'ta, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da nasıl gençler olarak ülkemizin, milletimizin yanındaysak, bugün SİHA'lar üretilirken, TCG Anadolu ilk seferini yaparken, Abdülhamit Han Mavi Vatan'da ilk sondajı vururken, TOG ilk uzun yoluna çıkarken, Altay ilk sınavını verirken, İmece ilk gözlemini yaparken de buradayız. Hep beraber omuzladığımız bu mücadelenin Türkiye'yi nereden nereye getirdiğinin farkındayız. Gençler olarak günlük siyasi kavgaların gündemimizden çıkarılıp büyük ve güçlü Türkiye kavgasının nasıl esas meselemiz yapıldığını görüyoruz.
gençlere çoluk çocuk olarak bakan zihniyetin de, gençlere ben inanıyorum deyip ülke emanet eden zihniyetin de kimler olduğunun bilincindeyiz. Harflere hapsedilmeyen, farklılıklarımızın ve potansiyellerimizin farkında olunan, geleceğimiz için dünyada ilkler arasında yer alan teknolojilerin, daha öncesinde ülkemize ve gençlere layık görülmeyen yeniliklerin, gençler için hemen şimdi vizyonunun yanındayız. Türkiye yüzyılının emanet edildiği gençler olarak, gencim ve sizinle birlikteyim diyen lider Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüyoruz. Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemiz için verilen mücadelenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin birer neferiyiz. Memleketin her karış toprağında, Türkiye adının geçtiği uluslararası her arenada biz varız. Yükümüz belki ağır, yolumuz belki zor, derdimiz belki büyüktür. Ama Türkiye yüzyılı hedefiyle gençlik için hemen şimdidenmişse biz bu işi başaracağız. AK Parti Gençlik Kolları. Gençlik buluşmasında gençler ayakta, coşku büyük, Cumhurbaşkanı da o coşku karşısında uzun bir selamlama gerçekleştirdi. Orada gençlerle sohbet etti, hatta bir bebeği de kısa süreliğinde de olsa sevme fırsatı da buldu. Ardından gençlerin, AK Parti gençlik kollarının bu buluşma için büyük bir ihtimalle hazırlamış olduğu... Değişik bir beste. Aynı zamanda güçlü. Videoda gösterildi ve bir yandan da şarkılar dinleniyor. Dinliyorsunuz ha, gençler.
Sevgili gençler, gözümüzün nuru, kıymetli gençler, geleceğimizin teminatı, değerli gençler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ne diyor şair? Anlattı erenler, bir bahar değil, aşığın ömründe bin bahar varmış. Hicranla ağaran bu saçlar değil, sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. Gençler, bizim kalbimizde gençlerimizin sevgisiyle, coşkusuyla, muhabbetiyle bu kalp genç kalıyor. Bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Her günüme 40 yıl önceki gençliğimin heyecanıyla başlama gücü veren Rabbime hamd ediyorum. Biz 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Bugün de artık sizin zamanınızın misafiri olduğumuzun bilinciyle bu hazırlıkları taşlandırmak için tüm tecrübemizi ve gücümüzü seferber ediyoruz. Unutmayınız, Cumhuriyetimizin ilk asrını eksiği ve fazlasıyla geride bırakırken Türkiye yüzyılının sahipleri sizlersiniz. Kızıl Elma, TOK, TCG Anadolu, bayağı havalı ülke olduk. Genç, hadi gülüm yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan diyor. Bir kızımız da şuradan ne diyor? Yenmiş seni, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş. Bir gencimiz de şunu söylüyor. EYT'lileri emekli ettik. Seni de edeceğiz. Bay bay Kemal. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Bak 13'ünün gecesine kadar durmak yok. Çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni. Pazarlık gizli yapılır ama gizli kalmaz. Doğru. Ya o Winner ceketi kim giyiyor?
Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde winner ceketim vardı. Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim. Milliyim. Onları giymem. Anca yargılarlar, bizi anlamaz onlar. Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar. Türkiye yüzyılını biz başlatıyoruz. Onu yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçerek bize kadar gelen bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz, sizler! Biz bu bayrağı imanıyla, azmiyle, fedakarlığıyla, kanıyla, sabrıyla bu toprakları bizlere vatan yapan büyüklerimizden aldık. Şimdi de onu tıpkı ecdadı Sultan Alparslan gibi, tıpkı ecdadı Osman Gazi gibi, tıpkı ecdadı Sultan Fatih gibi, tıpkı Gazi Mustafa Kemal gibi inşallah gençlerimiz sahiplenecek ve en zirveye çıkartacak. Gençler, bu öyle bir dava ki temelinden tepesine neresinde yer alırsanız alın isminizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız. Ben sizlere inanıyorum. Canımızdan öte tuttuğumuz ülkemizi zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki bu gençliğe emanet edeceğimiz için gönlümüz müşteri. Şimdi burada öyle bir ses verin ki Ankara'dan dalga dalga 81 vilayetimize, oradan tüm dünyaya yayılsın. Hazır mıyız? Ula bir durun da. Hazır mısınız? Gençler, 14 Mayıs'ta ülkemizin 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyerek geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta sizlerin üzerinden yapılan sinsi hesapları bir kez daha bozuyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Maşallah. Allah nazardan saklasın. İşte benim ülkemin gençliği, işte benim milletimin gençliği, işte benim hayallerimin gençliği. Sizlerin gücü ve enerjisi bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele yok.
Evelallah. Evelallah. Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgili gençler, sizler AK Parti döneminde doğmuş, AK Parti döneminde büyümüş, adeta hayatı AK Parti ile tanımış bir nesilsiniz. Bak ne diyor? İlk oyum sana reis Afyon. Kızlara bak ya. Afyon bu. Afyon Karahisar. Oradan Kocatepe ona göre. Eski Türkiye'yi görmediğiniz, yaşamadığınız için bazı mukayeseleri yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bugün ülkemizde üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki Türkiye'yi 21 yılda nereden nereye getirdiğimizi anlatırken verdiğimiz rakamlar, verdiğimiz örnekler yetersiz kalıyor. Şimdi şöyle bir sus yapalım. Anladınız mı ne demek istediğimi? Kocaeli, Keçiören, şöyle bir sus yapalım. Burada 94 yılında doğanlar var mı? Bak 94'lüler var mı? Şakadan kaldırma elini ha. Demek ki hepiniz 94'ten sonra veya 94'te doğmuşsunuz. Bu demektir ki Cumhurbaşkanınız 94'te İstanbul'a ne oldu? Belediye başkanı oldu. Peki İstanbul'da o zaman ne vardı? Ya bir dakika dur. Tamam İstanbul burada biliyoruz da ne vardı? Şimdi bir tespit yapacağız. Bu çok önemli. Karşınızdaki gençlere bunları anlatmanız lazım. CHP'nin de gençleri var ya. Olmaz. Anlatacaksınız. Onlar bazı şeyleri bilmiyor olabilirler. Anlatacaksınız. İstanbul'umuzda ne vardı? Çöp, çukur, çamur vardı. Suyu olmayan bir İstanbul vardı. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'liydi. Ve Ümraniye Belediye Başkanı CHP'liydi. Ne oldu? Ümraniye çöplüğü patladı.
ve 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u aldık. Ne zaman? 94'te. Ümraniye'yi de aldık. Ve hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben şimdi inanıyorum ki İstanbul'daki gençler İstanbul'un bu halini bilmiyorlar. Öyleyse ne yapacağız? Onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. Ve 120 kilometre uzaklıktan Isranca dağlarından İstanbul'a suyu getirdik. Çöpü biz kaldırdık. Çukurları kaldırdık. Doğalgaz yok gibiydi. İstanbul'a bu kısa sürede doğalgaza biz kavuşturduk. Şimdi Bay Bay Kemal, kızma. Karadeniz doğalgazını da getirdik mi? Getirdik. Bedava olarak Karadeniz doğalgazını halkımıza veriyor muyuz? Şimdi ona başlıyoruz inşallah. Bedava vereceğiz. Ve şimdi ne diyorlar? Hayal. Siz neye hayal demediniz ki? Biz ne yaptıysak hayal dediniz. Tilki yetişemediği üzüme ne dermiş? Korup. Ya bu tilkilerden nedir çektiğimiz? Şimdi gençler sizlerle rakamları bir başka açıdan yorumlayarak Türkiye'nin 21 yılını anlatmak istiyorum. Şimdi bu seçimlerde bizim adaylarımızın içerisinde şöyle genç adayların ellerini bir göreyim ya. Bir ayağa kalkın bakayım. Gençler, bu gördüğünüz ekip hep 30 yaşın altında. Bunların içinde şu anda liste başı olanlar var, ilk beşte olanlar var. Bu şekilde parlamentoyu ne diyordu CHP? Çoluk çocuğa mı teslim edeceksiniz? Bay Bay Kemal, sen tarih bilmiyorsun. Bizim ecdadımız 19 yaşında bir çağı kapattı, bir çağ açtı. İşte şimdi biz de bu gençlerle beraber geliyoruz ve bir devri karanlık çağ olarak kapattık. Aydınlık çağ biz de beraber geçti, yola devam ediyoruz. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Bu hayalin ölçüsü kelimenin tam anlamıyla dört duvar bir damdan oluşan barınak seviyesiydi. Büyük şehirlerimizin çevresini saran gecekondular işte bu ihtiyacın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Biz gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon
yeni konut inşa edilmesini sağlayarak vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk. Bu konutların 1,2 milyonunu TOKİ vasıtasıyla inşa ettik. Yine bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Kalan kısmı da gelişen, büyüyen, refah seviyesi yükselen Türkiye'nin tabii bir sonucu olarak özel sektör eliyle ülkemize kazandırıldı. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayallerine kavuşturacak olan yine biziz. Üstelik sadece insanlarımızı ev sahibi yapmakla kalmadık. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla modern bir görünüme kavuşturduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ışıl ışıl şehirleriyle dünyadaki hiçbir ülkeden geri kalmayacak bir ülkeye sahibiz. Başlattığımız ilk evim, İlk arsam kampanyalarıyla bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız. Eski Türkiye'de, bu ülkede otomobil sahibi olmak çok sınırlı kesime mahsup bir ayrıcalıktı. Ülkemizin yarım asır öncesinde geçen filmleri, müzikalleri hatırlayın. Oralarda zenginliğin ölçüsü bugün artık aksi düşünülemeyecek hale gelen standartlarda bir ev ve herhangi bir otomobil sahibi olmaktı. Biz geçtiğimiz 21 yılda ülkemizi 14,5 milyon otomobil ve hafif ticari araçla donattık. Gençler, Erbakan Hoca devrim otomobilini yapmıştı. Biz de şimdi devrim otomobilini yaptık. Bay Bay Kemal ne dedi? Fabrikası nerede dedi? Yorulur musun ya? Çık bir gemliğe gel, fabrikasını gör. Ne dedi? Bunu nereye, nasıl satacaksınız? Şimdiden ciddi manada siparişler başladı. Siparişleri yetiştirmekte artık fabrika zorlanıyor. Tıpkı ev sahibi olma gibi otomobil edinmeyi de ayrıcalık olmaktan çıkartıp ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkan haline dönüştürdük. Üstelik TOK gibi yerli ve milli otomobil markamızla bu gururu daha da öteye taşıyoruz. Ve ilk etapta Ziraat Bankası bununla ilgili aynen ev sahibi olur gibi ne yapacaksınız? Kredi temin etme imkanına kavuşacaksınız. Bu ülkenin gençleri için ev sahibi olma gibi otomobil sahibi olmayı da standart hayat biçiminin parçası haline getirmeyi sürdüreceğiz. Samsun, ben de sizinle gurur duyuyorum. Yakında Samsun'dayım. Yine eski Türkiye'de dilediğiniz eğitim seviyelerine kadar gidebilmek pek az gencimize nasip olan bir imkandı.
Bizim dönemimizde üniversite sınavına giren her 10 evladımızdan ancak birinin yüksek öğrenim görebildiği bir sisteme sahiptik. Biz ülkemizin her alanı gibi eğitimde de altyapıyı talebin tamamına cevap verecek düzeye getirdik. Anaokulundan lise her seviyede 360 bin yeni derslik yaptık. 750 bin yeni öğretmen atadık. 131 yeni üniversiteyle yüksek öğretim kurumu sayımızı 208'e çıkardık. Kaçtan? 76'dan. Ve şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? 81 vilayetin tamamında üniversitemiz var. Öyle ki liseden mezun olan öğrencilerimizin tamamını yerleştirebileceğimiz kadar yüksek öğrenim kapasitesine ulaştık. Böylece ülkemizdeki üniversite öğrencisi sayısı 1,6 milyondan 7 milyona yükseldi. Artık öğrencilerimizin rekabeti herhangi bir üniversiteye girebilmek değil, istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girebilmek üzere kuruludur. Eski Türkiye'de iş bulmak, istihdama katılmak da öyle kolay değildi. Geçtiğimiz 20 yılda iş gücü arzımız 22 milyon kişiden 35 milyon kişiye çıktığı halde istihdamı 11,5 milyon kişi artırarak tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. Evet Ankara, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sanayi bölgelerimiz, turizm tesislerimiz, ticari kuruluşlarımız, tarım ve hayvancılık merkezlerimiz gece gündüz çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. Gençler, küresel krizlerin hiçbiri ülkemizin kalkınma atılımını yavaşlatamadığı gibi tam tersine krizleri fırsata çevirerek büyümemizi hızlandırıyoruz. Şimdi bir yere geliyorum. Bazıları, gençler, bunlar çok önemli. Bunları muhataplarınıza anlatacaksınız. Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Halbuki bizim gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz aynı zamanda gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Biz teknolojiye yaptığımız yatırımla gençlerimizi geleceğin mesleklerini hazırlıyoruz. Yapılan konutlara, yollara, barajlara, beton ve demir yığını gözüyle bakanların çapsızlığı bu alanda da kendini belli ediyor. Kendilerinin hayranlık duyduğu ülkelerin nasıl geliştiğini, kalkındığını, zenginleştiğini bilmeyenler her yatırıma takoz olmaya, her esere düşmanlık etmeye, her hizmeti değersiz hale getirmeye çalışıyor. Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil, tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak
kendi kifayetsizliklerinin içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir. Türkiye bugün, şimdi bakın gençler, bunu da bilmeniz lazım ve bunu muhataplarınıza anlatmanız lazım. Göreve geldiğimizde kişi başına milli gelir neydi biliyor musunuz? Kişi başına milli gelir 3600 dolardı. Şimdi 10.650 doların üzerine çıktıysa bu nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemli. Ve satın alma paritesine göre dünyada Türkiye 11. sıraya yükseldi. Ne diyorlar ikide bir? Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü. İşte rakamlarla konuşuyorum. Biz bunlardan 3600 dolardan bir Türkiye'ye teslim aldık. Şimdi ise evet 10.650 dolar. Bunlar kendi kendine olmadı. Yaptığımız yatırımlar altyapıda, üst yapıda, bunların hepsi dünya ile yarışta olan bir Türkiye'nin hikayesidir. Yaşadığımız onca badireye, onca saldırıya, onca tuzağa ve engellemeye rağmen buraya geldik. Şayet Gezi olaylarından 15 Temmuz'una maruz kaldığımız kalleş saldırılarla bize ödetilen ekonomik bedeller olmasaydı bugün çok daha üst sıralarda yerimizi alacaktık. Gençler, gençler, şunu iyi ezberleyin. Şimdi Bay Bay Kemal'in masası kaç kişiden oluşuyor? Önce 6'ydı. Sonra 7 oldu. Sonra 9 oldu. Bak bazılarınız hala bunu bilmiyor. 6, 7, 9. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var. Bunu da unutmayın. Şimdi peki bu ortaklar kimlerden oluşuyor? Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından da oluşuyor. Bunları her yerde anlatmanız lazım. Bu ülke bir terör devleti değildir. Olmayacaktır. Ve Bay Bay Kemal orta bunlar ne sözü veriyor? Selo'ya, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Yetmedi. Aynı şekilde evlat katili, yavru katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Ve her kürsüye çıkan hanımefendi de öyle. Ne diyorlar? Biz geliyoruz ve bunları cezaevlerinin kapısını kıracağız. Hepsini dışarıya salacağız. Ya bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevi kapıları böyle kırılıyor? Öyleyse ana kademe, gençler, kadın kolları, yükümüz ağır. Bu ülke bu hainlere bırakılamaz. Gençler, biz yapmak için varız. Bunlar yıkmak için var. Öyleyse çok çalışmamız lazım. Dün Gemlik'teydim. Gemlik'te Gemlik'te Gemlik'te
Arkadaşlar, bazı şeyleri öğrenmeniz lazım, bilmeniz lazım ve bunları da bilmeyen gençlere anlatmanız lazım. Dolayısıyla dün Gemlik'teydik ve Gemlik'te TOK'la ben kullandım. Miting alanına gidiyordum. Miting alanına giderken halk bizi adeta karanfillerle engelledi. Meydana öyle gittik. Ve 65 bin kişinin olduğu bir tören yaptık. Ne yaptık? Orada evet, enerji üretim fabrikasının tesisinin temellerini attık. Oradan Manisa'ya geçtik. Manisa'da da demokrasi meydanında bir o kadar yine 65 bin kişinin katıldığı bir miting yaptık. Ha demek ki şu anda bütün vatandaşlar gümbür gümbür sandığa gidiyor. İnşallah Türkiye yüzyılı ile birlikte hak ettiğimiz yerlere de tırmanacağız. Seçim öncesi birilerinin yine benzer hazırlıklar içinde olduğu anlaşılıyor. İşte buradan tekrar ifade ediyorum. Başaramayacaksınız. İstiklalimize, istikbalimize el uzatamayacağınız gibi ülkemizi hedeflerinden uzaklaştıramayacaksınız. Ekonomimizi rayından çıkartamayacaksınız. Milletimizin arasına etnik ve mezhebi fitne sokamayacaksınız. Bay Bay Kemal ne diyor? Ben Aleviyim diyor. Saygı duyarım. Hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil, seyran değil. Yani bunu söylemenin anlamı ne? Ama biz şunu biliriz. Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, İslam. Ve Müslümanlık. Öyle mi? Ha biz bunu anlatacağız. Gençler, biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla hep bir olacağız. Beraber olacağız. Ama ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Mesele bu. İyi ki Alevi olduğunu söyledin ha. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Evet, biz şu anda işte gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Çünkü bu gençlik dünyayı bilen, ecdadını tanıyan, vatanına ve milletine kalpten bağlı, medeniyet ve tarih şuuru sahibi bir gençliktir. Ben bu gençliğimizle iftihar ediyorum. Sizi gönlüme, bağrıma basıyorum. Bu gençlik
ne küresel emperyalistlerin oyununa gelecek, ne sapkın akımların ülkesini istila etmesine izin verecek, ne geleceğinin karartılmasına rıza gösterecek bir gençliktir. Bay Bay Kemal, buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var mı? Var. İYİ Parti'de var mı? Var. Aleyhte konuştuklarını hiç duydunuz mu? Bir de orada biliyorsunuz masanın etrafında ufak yavrucuklar var. Onlardan böyle bir şey duydunuz mu? Hiçbir şey konuşabiliyorlar mı? Hayır, konuşamazlar. Sıkıysa konuşsunlar. Ne hale düştüler ya? Ne hale düştüler? Ama bu gençlik Türkiye'nin gençliğidir, Türk milletinin gençliğidir. Allah'ın izniyle bu gençlik 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil 7 düvele ilan edecek gençliktir. Sizlerin gözlerine baktıkça kendi gençliğimi, kendi heyecanımı, kendi hayallerimi görüyorum. Bana bu güzel duyguları doyasıya yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sevgili gençler, bizim için her seçim süreci milletimize hem hesap hem söz verme vesilesidir. Hesap veriyoruz. Çünkü 21 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Söz veriyoruz. Çünkü ülkemiz için hayata geçirecek daha çok hayalimiz, vizyonumuz var. Şimdi isterseniz bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri şöyle hızlı bir şekilde hatırlayalım. Evet, video çalışsın. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisi, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfini, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya trenini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, milli elektrikli tren seti üretimini, Devşehir Hastaneleri, Yerli Aşı Türk Ovakı, Yerli Tıp Cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personeli kadrolu, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en büyük emekli aylığını 7500 lira. Bayram ikramiyesini 2000 lira. Elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira. Evde bakım aylığını 4336 lira. Yaşlı aylığını 1997 lira. En düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira. Evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tağıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısı, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını,
okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını, öğrenci başına düşen öğretmen sayısını arttırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Gençler, nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? İyi mi? Burada sizlere özetin mahiyetinde bir hatırlatma yaptık. Sadece eğitimden, spordan gençlerimiz için yaptığımız işlerin tamamını saymaya kalksak değil saatler, günler bile yetmez. Tabii bundan sonra yapacaklarımızı da en az geçmişte yaptıklarımız kadar önemli görüyoruz. Biliyorsunuz bazıları, bakın Ziya Paşa, bir dur. Ziya Paşa'nın bir beyti var. Nedir o? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Her seçim döneminde asla yerine getiremeyecekleri bir vaat bohçası açar, asla tutmayacakları sözler söyler. Yok suyu bedava vereceğiz derler, yok otobüsleri şöyle fiyatlarını indireceğiz derler. Bunları hiç yaşadınız mı? Biz İstanbul'da yaşamadık. Ankara'dakiler, gençler yaşadınız mı? Yaşayamazsınız. Bunların hayatında yalandan başka bir sermaye yok. Bizim ilkemiz söylediğimiz her şeyi yapmak. Yapamayacağımız hiçbir şeyi de söylememektir. Tabii ağızdan çıkan her sözün gerisinde bir vizyon, bir hedef olmalıdır. Gençlere sempatik görünmek için gerçekte kendileri olmayan kılıklara bürünenlerin böyle bir dertlerinin bulunmadığı çok açık. Biz gençlerimizle irtibatımızı öyle mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız. Gençlerimizle muhabbetimizi öncelikle onlara her alanda en güzel hizmetleri vererek, aynı zamanda her fırsatta onlarla rüberu, yüz yüze bir araya gelerek yapıyoruz. İşte bugün de burada aynı hassasiyetle, aynı anlayışla bir aradayız. Bizim gençlerimize güvenimizin en güzel örneği, biz ne yaptık? Gençler, bakalım biliyor musunuz? Seçilme yaşını, ama nereden? 30'dan önce 25'e, oradan da 18'e seçme ve seçilme yaşını biz indirdik. Bu CHP'nin gençlere güveni yok. Ne diyorlardı? Çoluk çocuğa mı bırakacaksınız? Ya biz gençlerimize inandığımız için bu yasal değişikliği yaptık. Siz niye yapmadınız? Şimdi deniyor ben gençlere güveniyorum. Sen mutfakta eğer çorba pişirebiliyorsan pişir. Yok. Aynı şekilde siyasi katılımdan girişimciliğe ve bürokratik atamalara kadar alanda gençleri biz destekledik. Milletvekili listelerinde gençlere en çok yer veren, dolayısıyla onların yetkinliğine ve katkısına en çok güvenen parti biziz.
Nefesimizi birileri gibi hesapsız kitapsız söylenmiş, içi boş vaatlere değil, hemen hayata geçireceğimiz somut projelere harcıyoruz. Bu amaçla seçim beyannamemiz gençlerimizle ilgili, hepsi de iyi çalışılmış, projelendirilmiş, en kısa sürede uygulanacak projelere yer verdi. Bunlardan da bazılarını kısa olarak sizlere hatırlatayım. Biliyorsunuz, ne diyor? Londra'ya gidiyorum ve Londra'dan 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim diyor. Gençler, inandınız mı? Adama sormazlar mı ya, sen hangi sıfatta gidiyorsun da oradan sana 300 milyar doları verecekler? İnanın, 5 tane keçiyi teslim edin, kaybedip gelir. Öyle. İşte SSK'nın başındayken, aman ya Rabbim, yani Savaş Ay hayatta olsa da o videoyu bir daha yayınlasa. Neler çektirdi neler. Ülkemizin kendi kaynaklarını en güzel şekilde kullanarak biz bütçe oluşturduk. Karadeniz gazı 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen rezerv değeriyle ülkemizin son dönemdeki en büyük kazanımlarından biri olacak. Bay bay Kemal. Biz bu gazın gelirlerinin bir kısmını şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Ve bu bankadaki rezerve aktaracağız bunu. Bu kaynakla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve gençlerimizi eğitimden evliliğe, hayatın her aşamasında desteklemeye yönelik çalışmaları finanse edeceğiz. Esasen eğitim bursundan girişimcilik hibesi ve kredisine kadar pek çok alanda gençlerimize zaten ciddi destekler veriyoruz. Harç vardı biliyorsunuz. Bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Burs nereden nereye? 45 liracık. Değerli kardeşlerim, bütün bu kaynaklarla beraber Türkiye yüzyılını kuruyoruz ve doğal gazımızın geliriyle de inşallah Türkiye artık ele avuç açmayacak. Çok daha farklı bir noktaya gelecek. Mesela faizsiz kredi desteği sağlayarak kendi işini kuran genç girişimcilerimizin yanında yer alacağız. Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. Evet, şimdi tabii hepinizi buraya çağırmam mümkün değil. Ama şu ön sıradaki genç adaylarımızı şöyle buraya bir davet edeyim. Umut Arman Sonay, Nisa Alptekin, Rümeysa. Birkaç kelam sana mikrofon verecekler. Hoş geldin bakalım. Gençler, gençler, gençler. Sadece ön sıradaki gençler. Hadi bakalım. O gençler, o da aday değil mi?